Bunu söyleyeceğim. Evet. Kıymetli dostlar, Ömür'üm yanıma gelir misin? Şimdi burada çok önemli bir konuyu biz tespit ettik. Tabii Sefa Karamuk Bey bizi uzun süredir takip etti. İlk yıl acaba vardı. İkinci yıl biraz daha acaba vardı. Değil mi? Üçüncü yıl Sefa Bey bize geldiğin zaman dedi ki abi ben de Devon Art alacağım. Ne kadar alacaksın dedim. 2 ton alacağım. Tamam dedim. Geldi bu ocağa. Yani benim traktörle geldi. Traktörle geldi. Yalnız traktörü ben inadına fazla verdim. Tamam mı? Fazla verdim. Çünkü 2-3 bin liralık adam değil Sefa. 5-6 bin liralık adam değil. Sefa adam gibi adam. Evet, onun için yani bu dedim 2-3 bin liraya ödeyecek dedim İbrahim abi şimdi. Uzak durma yanıma gel de. Yok, bu yok. Seni görsün mü? Bu arkadaş da konudan konuya atlıyorum. Kancalı kurdu yok etmek için çamaşır suyuyla yıkamış tarlayı. Tamam mı? Onu da ilk defa duydum. Evet, ilk defa. Bizim milletimiz üretkendir abi. Her şeyi üretir. Şimdi değerli arkadaşlar, bugün Demirli Köyü'nde Sefa Karamuk Bey ile beraberim. Ve kıymetli bugün bizim portföyümüze dahil olan kıymetli Ömür Bey ve İbrahim Bey ile de beraberim. Ve Sefa Karamuk Bey'in tarlasına geldik. Bahçesine geldik. Biz genelde bahçe olarak hitap ediyoruz. Tabi birçok bölgeden de bize geliyor. Ya niye tarla demiyorsun falan diyor. Fındık bahçesindeyiz. Dilimiz öyle alışmış. Değil mi? Biz öyle kullanırız. Evet. Sefa Karamuk'un bu bahçesinde arkadaşlar toprağın özelliğinden dolayı kök mantarı bu bahçede çoğunluktaydı. Ve Sefa kardeşimiz bizim programları takip ederken böyle programlar takip ederken araştırma yaparken sanırım bizlere ulaşır ve istişare yaparız. Bir iki sefer. Bu yıl üçüncü yıl mıydı Sefa? Üçüncü yıl. Tabii bizim ürünleri kullanırken biraz faydasını gördükten sonra Sefa Bey bizim dediklerimizi daha da fazla önemser, dikkate alır. Ve ben bu bahçede neler yapmalıyım abi dedi bize, değil mi? Evet. Ben de dedim ki Sefa Bey sizin bahçeniz kirli mi? Kirli. Sıkı mı toprak? Sıkı. Herhalde böyle bir ön bir görüşmemiz evet, oldu. Evet. Leonardit kullanmanız lazım. Ve kuruyan fındık köklerinin dibine etraftan Leonardit'in üzerine kapatacak şekilde toprak atmalısın dedim Sefa Bey'e. Sefa Bey de geldi bizim bu sözlerimizi uyguladı. Evet, uyguladıktan sonraki Sefa Bey'den alalım isterseniz. Benim bir yanlışımız sen... var mı? Yok. Eksikliğimiz var mı? Yok. Evet, buyurun şimdi siz söyleyin. Adem Bey'i ben 3 sene önce YouTube'dan görerek takip etmeye başladım ürünlerini. İlk almış olduğum ürünler zaten yaprak uygulamasıyla bir başladık. Hiç kök uygulaması yani ocakların diplerine bir kök uygulaması yapmamıştık. Sadece yapraktan taralla birlikte atıyorduk. Sonuçlar da gayet iyi oldu. Yani alttaki o kök gelişimi olsun, yapraklardaki o ürünlerin büyümesi olsun, yaprakların yeşilliği olsun, güvenimi olsun gayet iyiydi. Bu şekilde devam ettik. Daha sonra biz de hatalı kesimden dolayı her zamanki zaten arkadaşlarımızın da yaptığı gibi benim de yaptığım bir hata oldu. Zamansız bir kesim yaptım, dal kesimi yaptım. Dal kesimi yaptığım zaman o dal kesimiyle birlikte bizim tarlamızda da mantar büyümeye başladı. Kahverengi bir tarz bir mantar. Komple tarlanın bu tamamına aşağı yukarı yayılmaya başladı. Dallar kendi kendine kökünden düşer oldu. Kurumaya başladı, kopmaya başladı. İmha ediyor değil mi hocam? Tabii komple imha ediyor. Yani dedik bahçeye gidecek, ne yapmamız lazım? Adem abiye hemen de geldim. Dedim abi böyle böyle. Bilgisayara da attım zaten görüntülerini, gösterdim. Adem abi dedi Leonardit alman lazım. Adem abinin yanına beraber gittik. O zaman 3 ton alacaktık, fazla almışız. 5 ton Leonardit aldık. 6 ton civarında ne 5 ton ya? 5 tondu hocam. Öyle mi? 5 ton, 5 ton. 3 ton diye almışız. 5 ton çıktı. 2 ton alacaktınız. Sen 2 ton olarak şey yaptın. 5 ton. Daha sonra bunu hayvan gübremiz bizim zaten vardı. Biz artık biraz da bilinçlenmeye başladık. Artık yani en tek gübre olsun, DAP gübresi, üre gübre falan kullanıyorduk biz tarlamıza daha önceden. Onları da ben artık bıraktım. Tamamıyla hayvan solucan gübresine döndüm. Onun da faydalarını da gördük. Şöyle gördük.
Şu anda bizim çekim yapmış olduğumuz bahçe 2500 metrekare. 2,5 dönüm. Ben buradan her sene sabit 700, 750, 800 kilo fındık alıyorum. Burada bu ortalamayı tutturduk. Arka tarafta da 5,5 yaşında da bir fındığımız var. Oraya da şimdi geçip bakacağız. Mantar olayına gelince Adem abinin dediği gibi 5 ton leonardeti aldık. Hayvan gübresiyle birlikte karıştırdık. İlk önce diplerine döktük. Daha sonra da üzerine toprakla sandviç besleme yaparak burada mantar hastalığını Allah'a çok şükür giderdik. Dallarımız canlı. Dallarımız verimli olmaya başladı, kuruyan dallarımız. Çok şükür burada faydasını gördük. Çünkü hiç kimse, benim bu çevredeki arkadaşlardan olsun, ya sen bu hastalığı gideremezsin, bu dalları tekrar yeniden keseceksin, tekrar yeniden buraya fide dikeceksin dedi. Allah'a çok şükür şu anda bahçemizi mantar hastalığından kurtardık. Yani şu dallar şu an kuruyan dallardı. Ben bunları kesecektim. Hatta bunların hepsini de biz bıraktık. Acaba hangisini keselim, kurtarır mıyız diye. Kurtardık. Tamam, hepsini de kurtarmışsın. Aynen, kurtardık. Hatta fındık da gayet de iyi. Bundan sonra da artık şey yapacağız. Dallardaki sıklığımızı kesip ocaktaki sayıdaki dal sayısını azaltacağız. Allah'a çok şükür mantardan kurtardık. Evet İbrahim Pehlivan, söyle bakayım şimdi. İbrahim abi çok cevap yok. Cevap yok yani. Biz kendi çaremizi kendimiz uygulamaya devam ettik. Buradan geldik. Buradan evet. Sonra gördüğümüz. Evet. Buradaki tek farkı ben şu gördüm. Hani bizim yaprakları gördüyseniz tarlada bayağı bir bitikti. Bayağı bir canlı, yeşil. Canlı yok yok. Okumda aynen onlar. Evet, yani benim eniştem var. Yani. Hani ben bu şekilde canlı olacağını tahmin etmemiştim. Enişte yani. Her sene böyle. Mesela bakarak 10. ayda dökülür. Benim yapraklar dökülmez. Gene aynı bu şekilde. Şimdi hocam size defalarca anlattığım konular bunlar. Belki böyle pelesenk oluyor dilimize. Deli dumrulu gibi aynı kelimeleri de anlatıyoruz değil mi? Ama biz hakikaten bilim var, ilim var ama uygulama, bir bütün düşünmek çok önem arz ediyor. Biz şimdi gerçekten Sefa kardeşimiz bize inandı, güvendi, uyguladı. Biz şimdi bu veriyi, bu gelişmişliği biz şimdi anlattığımız zaman vatandaşa, vatandaş öte tarafta el ense edip yatan çiftçim de diyor ki ben de diyor bir sefer attığım zaman bu olacak diyor. Şimdi kendisi bilgisayar sektöründe evet, çalışıyor. Bilgisayar programı yapıyor Samsun merkezde. Bizi eskaza belki buldu. Eskaza bizimle tanıştı. Gerçekten söylüyorum. Yani 3 yıl sonra ben Sefa Bey'i gördüm. 3. yılda gördüm. Yani kışın 12. ayda 3. döneme girerken gördüm. Evet. Allah Allah. Sefa Bey beni anlatıyor ama ben inanamadım. Beni mi anlatıyor acaba? Değil mi Sefa kardeşim? Aynen. Yani şimdi biz şimdi en verimsiz arazilerde de iş yapıyoruz. En verimli arazilerde de iş yapıyoruz. Efendim orta dereceli arazilerde ama burada önemli olan çiftçinin duyarlılığı çok önemli. Yani bir de biz bir şey veriyoruz ya çiftçiye, anlatıyoruz ya. Evet. Bu çok önemli. Mesela bizim ürünümüzün içerisinde birçok değer var. Yani bir araştırma yapmışlar. Yaklaşık 70-80 civarında değer var. Leonardit'in içerisinde. Ama bizim çoğu arkadaşlar şunu diyor. O bilge arkadaşlar. Ya toprağı çölleştirecekler. Aynı bu şekilde. Anlatabiliyor muyum? Bazıları çıkıyor. Yorum yapıyor işte. Siz de ona rastlamış olabilirsiniz. Tabii. Leonardit'i toprağa attıkça toprak çölleşir. Ya ne çölleşiyor ya? İşte burada kili çözmüşüz. Kök hastalığını gidermişiz. Ben ne yaptım bu Sefa kardeşime? Dedim ki hocam biz burada mineral olarak yüklüyoruz ama bu toprağı gevşetiyor. Gel onun yanında da organik bir şeyler verelim. Enzimli bir şeyler verelim. Hayvan gübresinin içinde bunlar var. Canlı enzim var. Canlı ne derler? Nitrat var. Hayvanın sidiğinden dolayı oluşan. Bunu burada söyleyebilirim açık açık. Ama canlı bu. Diğerleri gibi değil. Ama fazla yaptığın zaman mesela asitli topraklarda, meyilli arazilerde verdiğimiz zaman yine zarar oluyor hayvan gübresinin bu sefer. Bakın orada da çok önemli. Orada da burada çok güzel bir isabetli nokta yaptık. Çünkü niye? Toprak çok sıkı arkadaşım. Bak toprak aynı Sinur'daki gibi tınlı toprak ha. Bak. Bizim buralarda genelde öyle zaten. Tınlı toprak. Şey yap, biraz eline daha baktığın evet. Zaman kum gelir. Anladın? Kök iyi çalışıyor. Ama kök belli bir noktadan sonra hastalanıyor. İşte İbrahim abi orada gördük işte fındığı. Bak burada
toprak biraz daha esmer. Sivri çok değil mi? Gideceğiz. Evet. Toprak burada biraz daha esmer. Karbon oranı yüksek burada. İbrahim abi orada gördük değil mi senin bahçede? Evet. Hani çamaşır suyu koyduğun yer. Doğru mu? Doğru. Şimdi daha hala arkadaşlar şuraya kameraman şuraya bir zoom yaparsa bak daha hala arkadaşın bahçesinde su var, nem var. Yani bu nemin içinde bu toprağı, bu kökün çalışması olanaksız. Bu suyun içinde bu kök her zaman hastalanır. Mantar hastalığı da o. Ama biz ne yaptık? Mantar hastalığının önüne geçmek için sonucu söyleyeyim. Ne yapmamız lazım abi? Ne yaptık yani? Biz kökü çalıştırdık. Aynen, besleme. Yeni köklenmeyi yaptık. Anlaştık mı? Doğru mu hocam? Doğru. İbrahim Bey? Burada daha kancalı kurt yaşar mı? Ama çamaşır suyuna devam. Değerli arkadaşlar. Onların diplerinden hep şey çıktı zaten. Yeni ışkınlar çıktı. Biz temizlettik. Öbür tarafı da yeni temizlettik. Tamam, biliyorum. Evet arkadaşlar. Gerçekten bugün çok verimli. 3 yıl sonra Sefa Karamuk Bey'in bahçesinde ben böyle yüzümüze tebessüm eden fındık bahçesinden size selam olsun diyorum. Sefa Bey'e de bize inandığı için huzurunuzda çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun.